Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekkiye 11. sefir 72. kısım 19. hadis. Mescid-i Aksa'dan ihrama girmek. Ebu Davud Ümmü Seleme'den şöyle bir hadis aktarır. Ümmü Seleme Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duymuştur. Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a kadar hacce de umreye girmeye hazırlanan kişinin geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. Cennet ona farzdır. Bu hadisin isnat zinciri hakkında farklı görüşler vardır. Buradaki ilişki şudur. Mescid yani secde yeri yükseklikle çelişir. Bu yönüyle o yükseklikten uzak olduğu gibi aynı zamanda onun gerçekleşmesinin de sebebidir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah yükseltir. Mescid-i Aksa uzak demek iken haram ise yasaklanan demektir. Öyleyse bu kendisinde bulunan için yakınlıktaki uzaklık demektir. Mescid-i Haram'a göre uzaktaki kişi, Mescid-i Haram'da bulunan ki onlar Mekkelilerdir, sorumlu olduğu şeyden daha uzaktır. Halbuki onun ehlinden daha uzak değildir. Bilakis Mescid-i Aksa daha yakındır. Aynı zamanda Mescid-i Aksa ilk olmaktan uzaktır. Çünkü Kabe ilk olma özelliğine sahiptir. Onunla Mescid-i Aksa arasında 40 yıl süre vardır. Bu süre Musa'nın kavminin Mescid-i Aksa'ya giremeden çölde kaldıkları zamandır. Musa bu esnada yakınlık makamındaydı. Söz konusu dönem Mescid-i Haram'ın önceliğidir. İsrailoğulları Musa'ya yardım etmeyip "Sen ve Rabbin git savaş, biz burada oturacağız." demişlerdi. Musa onlara "Sizi 40 sene terk edip bu bölgede bırakacağım. Buradan Beyt-i Makdis'e giremeyeceksiniz." demişti. Nitekim Beyt-i Makdis Mescid-i Haram'dan 40 sene sonra ibadet evi haline gelmişti. Musa'nın onlarla birlikte çölde beklemesinin nedeni ise kendilerine gönderilmiş bir peygamber olmasıdır. Böylece İsrailoğulları şaşkınlık içinde kalmışlardır. Onlar ne ilk olmaya yakın idiler ne de Beyt-i Makdis'e girme amaçları gerçekleşmişti. Allah onları "biz burada oturacağız" sözlerinin zahiriyle cezalandırmıştı. Kardeşim, Musa'nın bu nitelikteki kavmine benzemekten sakın. Bunun yerine adaletle hükmeden ve ona göre adil davranan ümmetinden ol. Nebilik makamının velilik makamı karşısındaki durumu da böyledir. Bunların arasında zamansal olarak 40 yıl süre vardır. Her peygamber 40 yaşındayken nebi olarak gönderilir. Çünkü 40, aklın tam olarak yerleşmesi, gücünün ortaya çıkması, doğanın zayıflamaya başlaması yaşıdır. Sonra insan ömrün kalan kısmında aklın hükmüyle yürümeye devam eder. Böylece insanın aklı çoğalırken doğası eksilir. Daha uzak bir yerden daha yakına gitmek üzere ihrama giren kişi ki her ikisi de ibadethanedir. Bu ikisinin arasında bir berzahta sayılır. İki mabet ise onun uçlarıdır. Henüz ulaşmadığı şey gelecek günahları iken ayrıldığı yer ise geçmiş günahlarıdır. Bu nedenle iki mescit arasında bulunan şeyleri bağışlanır. Burada bağışlama örtmek demektir. Bu nedenle cennet ona farzdır. Çünkü cennet içine girenleri cehennemden gizler. Onun zatı da arzularının ateşinden gizlenmiştir. Öyleyse insanın şehvet gücü onda hüküm sahibi olduğu için cennetin içi yakıcı bir ateştir. Bu güç hiç kuşkusuz doğasının ateşidir. Öyleyse mutlu kul geçmişte ve gelecekte örtünmeyle çevrelenmiştir. Geçmişte günahın cezasının ona ulaşmasından, gelecekte ise günahın ulaşmasından korunma ve sakınılmayla örtülmüştür. Bu durumda olduğunda ise cennet kendisine vaciptir. Böyleyken kişi Allah'ın himayesinde örtülmüştür. O dünyada olsa bile cennettedir. 20. hadis. Tenim Mekkelilerin mikat yeridir. Ebu Davud'un İbn Abbas'tan mürsel olarak aktardığı bir hadiste İbn Abbas şöyle der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeliler için mikat yeri olarak Tenim'i belirlemişti. Mekkelilerin mikat yeri nasıl Tenim olmasın ki? Onlar Allah'ın komşuları ve evinin sakinleridir. Onlar ilk mabede en yakın kimselerdir. Allah El-Evvel isminde kendilerine tecelli etmiştir. Bu tecelli ise ancak harem ehli için gerçekleşir. Bu tecelli karşısında onlar ehliyetlerine göre derece derecedir.
Çünkü onlar bir topluluk ile ashab-ı siham yani okların sahipleri arasındadırlar. Bu tecelli Allah'a izafe edilen başka bir eve komşu kimseler için gerçekleşmez. Orada bulunup ayrılan kişiler ise yolcu hükmündedir ve başka birisine değil ona nispet edilirler. Buna örnek olarak Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem göçünü ve onunla birlikte fetihten önce Medine'ye göç eden insanların durumunu verebiliriz. Böylece muhacir yani hicret edenler ismini kazandıklarında Allah'a komşu olmak hakkı adına onaylanmıştır. Bu isim geçici bir takım durumlar nedeniyle kendilerine verilmiştir. Ev her iki grup için de yasaklık ve yasaklama özelliğiyle Allah'a aittir. Binaenaleyh Mekkeliler asıl bakımından Mekkelidir ve hareminde Allah'ın komşularıdır. Onlar Araplardır. Komşuyu korumak ve komşuyu gözetmek onların görevidir. Hak ise kullarına ahlaklarında edindikleri alışkanlıklara göre davranır. Her yönden hacılar onlara gelir. Derler ki kul hac etti, kul hac etmedi. Fiil ve emrin sahibi hac etmiştir. Sadece Allah vardır, başkası yoktur. Bu bol ikram ve ihsan ondandır. Mekkeli bir insan Mekke'nin dışında bulunduğunda ehil ismini yitirmez. Nitekim yabancı bir insan Mekke'de bulunduğunda komşu ismini kaybetmez. Nitekim bizde yaratılışımız bakımından Rabbani sureti elde etmiş olsak bile asıl bakımından hiçbir şekilde özgürlüğün bulunmadığı mutlak kullarız. Öyleyse biz ne efendi ne de Rabbiz. Bu bakımdan esaslara dikkate almak kendine dönülmesi gereken şeydir. Her şey ona döndürülür. Öyleyse bu bir ilkedir. Bu ayeti anlayınız. Mekkeliler Mekke hakkında haberdar gizleyendir. Geçici olan şey esasa etki etmez. Çünkü bu geçici durum gerçeğe zarar vermez. 21. hadis: İhram elbiselerinin değiştirilmesi. Ebu Davud İkrimi'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber Tenim'de ihramlıyken elbiselerini değiştirmiştir. Hadis mürseldir. Hadisin batini yorumu sıkıntı halini rahatlıkla değiştirmektir. Bu ise içinde bulunduğu hal, bela yani imtihan olan kimse adına geçerlidir. Bela müminin sabretmesine ya da bir grup sufiye göre Allah katından olduğu için kendisinden memnun olmasını gerektiren haldir. Bu durumda mümin bu halde şükredici bulunur. Böyle bir insan belaya gerektiği gibi davranmamış demektir. Bu arkadaşlarımızın yani sufilerin gözden kaçırdığı ve gerçeğini ortaya koyup ifadede yanıldıkları bir meseledir. Bu konuda ise Ebu Yezid Bestami Ekber'in şu sözünden kanıt getirmişlerdir. Seni istiyorum ama ödül için değil. Seni cezalandırıcılığın nedeniyle istiyorum. Bütün isteklerime ulaştım. Azab ile bulduğum hazdan başka. Bilmelisin ki gerçek bela acının ve varlığının acı duyanda bulunmasıdır. Yoksa genellikle acının bağlı olduğu sebep değildir. Buna örnek olarak kırbaçla vurmak ya da ateşle yakmak, demirle yaralamak gibi duygusal acıların kendilerinden meydana geldiği maddi etkileri verebiliriz. Malın kaybolması, aile ve çocuğa bir belanın gelmesi, şiddetli bir şekilde tehdit edilmek de böyledir. Bunların dışında genel olarak bir şahsa yerleştiğinde psikolojik acıları gerektiren bütün sebepler ihram elbisesi gibidir. Çünkü ihram, insan ile rahatlık ve nimetlenme arasında bir engeldir. Bu gibi şeyler üzüntüye yol açar ve bu nedenle şeriat bu acılar ile karşılaşana sabretmeyi, rıza göstermeyi, bu noktada başına gelen kadere teslimiyeti tavsiye etmiştir. Bu yönüyle söz konusu sebepler azap diye isimlendirilmiştir. Gerçekte ise azap yoktur. Azap bu sebeplerin kendisi değil, onlar vesilesiyle acının var olmasıdır. Aynı şekilde acının zıttı olan haz da böyledir. Haz kendisiyle nitelenen kimseye ait bir niteliktir. Söz konusu kişi nimetlenendir. Hazın bir takım dış sebepleri vardır ki bunlar her ne olursa olsun amaçların gerçekleşmesidir. Çünkü insan sadece amaçlarının gerçekleşmesiyle nimetlenir. Bu bakımdan insan nimetlendirme yerindeki nimetlenendir. Böyle bir durumda ise sabır ile değil şükür ile ibadet yapar. Şari insanda hazın bulunma sebeplerini nimet diye isimlendirdi. Gerçekte nimet nefsteki duyusal ve nefsane hazdan ibarettir. Sebepler ise tıpkı acıların sebepleri yani vesileleri gibi dıştadır ve insanın duyusuyla vardır.
Acıların sebeplerinin sahibi içinde hazzı ve haz almayı bulduğunda adeten acıları gerçekleştiren bu sebepler de bulunmuş olsa sabretmesi gerekmez. Çünkü o acıyı duymamaktadır. Sadece haz almaktadır ve Allah'ın nimetlerinde halden hale girmektedir. Böyle bir insan kendisinde bulunan nimetlenme nedeniyle şükretmelidir. Buna karşın acıya vesile olan nimet sebepleri gerçekleştiğinde ise sabretmelidir. Ömer bin el-Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Allah'tan bana ulaşan her bir musibette, burada Ömer, musibetle karşılaştığını başka bir ifadeyle adeten acıya yol açan bir sebeple karşılaştığını ifade etmiştir. Ardından şöyle devam eder. Allah'ın üç nimeti olduğunu gördüm. Birinci nimet musibetin dindarlığımda meydana gelmeyişiydi. İkincisi daha fazla olmayışıydı. Üçüncüsü ise Allah'ın o musibete karşı vaat ettiği ödüldür. Ben de ona bakıyordum. Böyle bir insan sabreden diye isimlendirilmez. Çünkü o pek çok nimetin sahibidir. Bu bakımdan müşahadesiyle haz alır. Dolayısıyla nimet verene şükretmesi zorunludur. Bunun tersi ise has sebeplerinin varlığıdır. Allah mal, afiyet, çocuk ya da emir ve yasaklama etkisine sahip yeni bir görevle insanı nimetlendirebilir. Bütün bunlar nefsin haz aldığı sebeplerdir. Nimet tatlı yemekler, güzel elbiseler, güzel kokular şeklinde olduğunda ise insan maddi haz kazanır. Bu sebeplerin sahibi hakkın kendi üzerindeki haklarını düşünür. Bu haklar nimet verene şükür, bu konudaki ilahi yükümlülük, mal, çocuk ve yönetim konusunda Allah'a yaklaştıracak şekilde dince belirlenmiş tasarrufu ve bütün bunlarda adaleti ortaya koymaktır. Bunları düşündüğünde ise ki bunları düşünmesi Allah'ın ona vacip kıldığı bir iştir, adeten haz veren bu sebepleri, acı veren bu düşünce takip eder. Böylelikle kişi de hazın yerine acı alır. Böyle bir insan belaya uğramıştır. Çünkü o nimet sebeplerinin ortaya çıkmasından kaynaklanan bir acı duymaktadır. Bu nedenle ise bu belaya karşı sabretmesi gerekir ve üzerindeki hak yerine getirmek için gayret gösterir veya acısı aşırıya kaçtığında nimete karşı zayid davranır. Şu halde sabır zıttı bulunurken yerli yerinde olabileceği gibi şükür de kendi yerinde ancak zıttının sebepleri bulunduğunda gerçekleşebilir. Ebu Yezid de azapla duyduğum hazdan başka seni istemiyorum demişti. Burada azap sözüyle acının varlığını kastetmişti. Çünkü bir şeyle elem duymak onunla haz almakla çelişir ve bu ikisi bir yerde bir araya gelmez. Bu acı sebebinin varlığı esnasında hazzı taleptir. Böyle bir şey tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi örneğindeki gibi harikulade bir olaydır. İbrahim'in ateşi görünüşteki ateşti fakat İbrahim'in bedenini yakmamış, İbrahim de onun acısını duymamıştı. Ateş İbrahim için serin ve selametli olmuştu. Bu nedenle İbrahim'in şükretmesi gerekti. Çünkü sabretmesi gereken bir acı ortada yoktu. Öyleyse sabır her zaman belaya karşı olabilir ve bela acının varlığıdır. Şükür ise her zaman nimete karşı olabilir. Nimet bir yerde hazın varlığıdır. O halde kulun şükretmesi nimet diye isimlendirilen şeye karşıyken sabır acı diye isimlendirilen belaya karşıdır. Bakınız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihram elbisesini nimet diye isimlendirilen bir yerde değiştirmişti. Bu davranışıyla sahabe ve kendisinden sonra gelen kardeşlerinin dikkatini şuna çekmiştir. Siz hac esnasında ihram sıkıntısıyla ve onun içerdiği acı ve sıkıntı veren sebeplerle karşılaşmış olabilirsiniz. Halbuki Allah'ın bu sıkıntıların içindeki sayısız nimetlerine bakınız. Böylece çektiğiniz sıkıntının ardından hazzı size gösterir. Çünkü o bu saygın müşahedelere ve büyük nimetlere ulaşmayı gerektiren bir sebeptir. Böylece yolda çektiğiniz güçlükler size kolaylaşır. Şükredenlerden olursunuz. Kıyamet günü ise sabreden ve şükreden sıddıkların ödülünü elde edersiniz. Nimet sebeplerini bir bela ve sınanma sayıp haklarını yerine getirdiğinizde iki ödül elde edersiniz. Birincisi şükredenin ödülü, diğeri sabredenin ödülüdür. İşte Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Tenim'de ihramlıyken elbisesini değiştirmesinin hikmeti budur. İhramlı dilerse hamd, nimet ve ihsan veren Allah'a aittir diyebileceği gibi dilerse her durumda hamd Allah'a aittir de diyebilir.
Bunun nedeni her iki durumunda kendisinde bulunmasıdır. Bunu bilmelisin. Dikkat ediniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle telbiye getirirdi. Lebbeyk, kuşkusuz hamd, burada her iki durumu birleştirerek şöyle devam etmiştir. Ve nimet sana aittir. Halbuki bela sendendir dememiştir. Görünüşte ise ihramda meşakkat ve engellenme vardır. Bunların en büyüğü ise insanın kendisine sevdirilmiş olan kadınlardan yararlanma eyleminden engellenmesidir.